Finlandiya'dan bütün dostlarıma selamlar. Arkadaşlar hepiniz umarım çok iyisinizdir. Dışarısı gene soğuk burada. Ee, televizyonda seyrediyorum haberlerden, Türk televizyonlarından. Oraya da Sibirya soğukları gelmek üzere. Biz de bekliyoruz burada Sibirya soğuklarını. Tabi burası Türkiye'nin batısına göre daha soğuk. Bizim doğumuz da çok soğuk, onu da biliyorum. Bugün kameranın karşısına geçtim. Geçme sebebim Finlandiyalılar, Finler hakkında birazcık bilgi vermek istiyorum. Finler alçak gönüllü insanlardır. Ben burada yaklaşık olarak 30 yıldır yaşıyorum. 1992 yılından beri buradayım. Finlerin kültürünü az çok tanıdım ve iki ülke kültürünü az da olsa karşılaştırma olanağına kavuştum diye düşünüyorum. Finlerin bu özelliklerinden bahsetmeden önce Türkiye'de hep bana sorulan soru genel bir soru vardır. Bir bana sorulmaz bu Yabancı herkese sorulur. İzmirli olanı İstanbul'da sorulur. İşte Adıyamanlı olanı Antalya'da sorulur bu soru. Nedir soru? Ben Aydınlı olduğum için Aydın'dan örnek vermek isterim. Bana sorulan soru Aydın'ın nesi meşhur? Aydın'ın Aydın deyince akla hep incir, pamuk, zeytinyağı gelir ya da bir Klişe bir söz vardır. Dağlarından yağ, ovalarından bal akar derler. Tarımı öne çıkarırlar. Biz bütün yörelerimizde de öyledir. İşte Antep'in yemeği meşhurdur. Ahçıları meşhurdur. Bursa'nın işte kestanesi meşhurdur. Ve bunları sıralayabiliriz. Hiç dikkatinizi çekti mi? Bu sıralanan şeyler hep eski Osmanlı'nın mirasını yemekteyiz hala. Bu sözler bile yeni bir şeyler katmamış. Aydın'dan örnek vermek istersem, Aydın'ın deyince insanların aklına tek bir incir veya zeytinyağı gelmemişsi lazım. Örnek veriyorum, incirden yapılmış bir çikolata tatlı daha başka şeyler. Yani sanayisi daha gelişmiş. Bu sanayisi gelişmiş bir markalar olmasını beklerdim. Sadece incir demekle kalmayalım veya zeytinyağı demekle kalmayalım. Bunu yurt dışında da yurt dışına da genişletebiliriz. İstanbul deyince aklımıza hep Boğaziçi Köprüsü gelirdi. Şimdi onun ismi değişti. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü oldu. İstanbul deyince Boğaz gelir aklımıza. Ama hiç böyle dediğimiz dediğim gibi e, ekonomiyle ilgili veya sanayiyle ilgili bir şeyler biz üstüne katamamışız. Cumhuriyet döneminde daha doğrusu fazla katamamışız elbette hiçbir şey yapılmadı demiyoruz. Bu eksikliği ben fark ettim. Artık bir şeyler, bir kafaların değişmesi lazım diye düşünüyorum. Daha çok çalışmamız lazım. Sadece incir değil, incirden yapılan tatlılar olması lazım. Vesaire olması lazım, sanayisi olması lazım. Mesela pamuk ovasında pamuk çoktur. Çok Dünyanın en kaliteli pamukları yetişir burada. Çukurova'da öyledir. Biz Çukurova veya Ege veya Aydın deyince bir tekstil firma aklımıza gelmesi lazım. Büyümüş, moda olmuş, bütün en azından bütün Türkiye'de şubeler olan böyle bir markalar olması lazım. Ama ne yazık ki bunu başaramamışız. Cumhuriyet döneminde elbette temeller atılmış. Örnek veriyorum Aydın Tekstil diye bir fabrikamız vardı. Zamanında işte dünyanın duyardık tabi bilmiyorum. En kalitesi kot kumaşı, en kaliteli kot kumaşı burada yapılırdı. Ama ülke insanı kot bulamazdı yani. Kot kumaşı dahi bulamazdı bir şeyler bir şeyler bir yerde yanlış gitmiş arkadaşlar. Şimdi benzer soruyu Finlandiya'ya dönersek Türkiye'de bana soruyorlar. Finlandiya ne ile meşhur? Eskiden Nokia'sı vardı. Hadi Nokia deyip onunla biz işi çözüyordum. Öyle diyeyim. Şimdi Nokia'yı da Amerikalılar alıp piyasadan silince, iç edince Şimdi Nokia da kalmadı burada. Şimdi önce bir Finlandiya kafanızda canlansın diye bir Finlandiya hakkında bilgiler vereyim. Finlandiya kuzeyde zaten. Bunu herkes biliyor. Soğuk olduğunu herkes duymuştur. Kutuplarda olduğunu herkes biliyor. Kutuplara yakın olduğunu. Finlandiya arkadaşlar yüzü ölçüm olarak aklınızda kafanızda canlandırın. Türkiye'nin yarısı kadar bir büyüklüğe sahip. Ama nüfus olarak o kadar küçük ki 5,5 milyon civarında. Düşünebiliyor musunuz? Türkiye ile karşılaştırın. Türkiye 83 milyon. iki kat birazcık fazla. iki kat yüz ölçümüne sahip. Hadi Finlandiya yarısına sahip. Türkiye ile karşılaştırdığımızda 41,5 milyon nüfusu olması lazım. Burada yüzde onu nerede e, biraz geçiyor yüzde on o nüfus var arkadaşlar yüzde on falan herhalde yani beş buçuk milyon normalde kırk buçuk milyon olması lazım o şekilde olunca bizim bir İzmir'imiz bir büyük şehrimiz kadar yani İstanbul'un işte bir semti kadar bir nüfusa sahip bu ülke yüzölçümü olarak arazi çok. Arazi çok olunca zaten buranın bir şeysi meşhur bir şeysi olabilmesi için önce bir devlet kurulmuş burada Devletin hizmet vermesi lazım. Zaten çoğu insan devlet kurumlarında çalışıyor. Niye? Nüfus beş buçuk milyon. İşte bunun bir buçuk iki milyonu atıyorum kafadan. Emeklidir, çocuktur vesaire. Çalışan zaten 1 bir, bir buçuk milyon kişi var arkadaşlar. Veya 2 milyon. Tahmin ediyorum yani. Biliyordum bu bilgiyi ama aklımda değil. O yüzden bu bilgilere takılıp kalmayın. Yani kafadan böyle bir tahmin etsek bile biz Finlandiya'yı, kafamızda canlandırabiliriz. E zaten 1,5-2 milyonluk bir nüfusum var. Senin de bir sürü şehrin var, belediyem var. Bunları zaten kadro alarak yol hizmetleri olsun, karayolları olsun, işte su hizmetleri olsun. Zaten büyük bir kısmı bu devletin kadrosunda çalışıyor arkadaşlar. İnsan yetmiyor yani. insan gücü zaten yet yetemez yani. E şöyle yetemez. Büyük bir kısmını devlet veriyor işin insanına. E de özel sektör. E okulları zaten belediyeler bakıyor burada arkadaşlar bilmeyenler için olursa. Bunlar devlet sadece burada denetleme görevini yapıyor. Belediyeler eğitimden sorumlu. Mesul oldukları bölgedeki bütün okullardan öğretmenin maaşından tutun binalarına kadar belediyeler sorumlu burada arkadaşlar. Bir de belediyeler burada direkt vergi toplayabiliyorlar. Böyle vergi toplayabildikleri için de rekabet olduğu için herkes bulunduğu bölgeye her belediye insanlar taşınsın diye teşvik ediyorlar. Bir de her şehrin, her belediyenin vergi oranı değişik kendileri belirledikleri için kimisi %17 kimisi işte %20 alıyor. Tabi böyle olunca teşvik ediyorlar buraya göçün olabilmesi için. Devlet vergi almıyor mu? Elbette alıyor. Devletin aldığı vergi cüz'i bir miktarda sistemi çevirebilmesi için denetlemeleri yapabilmesi için. Mesela diyelim ki %17 şeye vergi veriyorsun, belediye vergi veriyorsun toplam senin işte yüzde 25 vergi oranın geri kalanı 8 yüzde 8 devlete gidiyor arkadaşlar. Devlet çok büyük paralarla oynamıyor yani daha doğrusu bütün paraları kendi havuzunda toplayıp sonra dağıtmıyor. Sistem böyle işliyor burada benim bildiğim kadarıyla. Tabi bilen arkadaşlar daha iyi bilen arkadaşlar varsa yanlışım varsa düzelsinler. Burada amaç zaten birebir nasıl işlediğini, sistemin anlatmak değil. Birazcık kafanızda Finlandiya'yı canlandırmanızı yardımcı olabilmek. Nokia vardı dedim. Nokia'ları vardı. Buranın arkadaşlar Nokia gittikten sonra bir marka değeri Kalmadı fazla yok yani elbette var da çıkma olasılığı zaten az olduğu için nüfus yüzünden az olduğu için sonra ne var buranın işte Angry Bird çıktı. Bu da kişisel çabalarla yapılan, yapılan bir bilgisayar veya telefon oyunu Angry Bird'ı herkes duymuştur çocuklar. O Finlandiya'da üretildi ama küçük bir firma tarafından üretildi. Böyle bir markası var işte Mumis diye bir çizgi filmleri var. Bunlar hep kişisel başarılar arkadaşlar. Büyük böyle bir firmaları yok. Ama sektör olarak Finlandiya'nın nesi meşhur diye bir cevap vermek gerekirse orman sektörü çok meşhur arkadaşlar burada. Orman sektörü deyince aklımıza sadece kereste gelmesin orman sektörüne bağlı olan bir sürü sanayi var. Yani ormandan ham madde, ağaçtan ham madde sağlayan sektörler var. Bunların başında kağıt sektörü, kağıt sanayisi. Finlandiya'nın kağıtları meşhurdur. Şimdi bilgisayar kullanımı arttıktan sonra bu kağıdın kağıt talebi azaldı dünyada. Bunlar da e, yavaş yavaş Küçüldüler gayri ihtiyarı. Ama biz sadece kağıt sektörü değil, e, karton sektörü var. Niye? E, bilgisayar kullanımı azaldı ama bu defa e, gıda sektörünü paketlemeye girdiler arkadaşlar. Paketlemeler karton üretiyorlar. Ürünler için karton üretiyorlar. Yani sektör devamlı kendini geliştirmiş vaziyette. Biz orman sektöründen bahsediyoruz farkındaysanız. Orman sektörü sanayide inşaatta kontur plak olsun, sunta olsun, ahşap olsun onları da veriyor. İnşaata da veriyor, mobilya sanayine de veriyor. Çok büyük bir ham madde kaynağı orman. O yüzden burada böyle e, çok çeşitli olduğu için belli bir firmayı biz yukarı veya daha büyük olarak göremiyoruz. Ama bütün olarak dersek orman sanayi burada baya meşhurdur. Türkiye'deki sorunun cevabı sorulan sorunun cevabı olarak bunu cevaplamak gerekirse. İkinci olarak e, tabi diğer sektörler gayri ihtiyari olarak burada küçük. E, bu küçük oldukları için nüfus da küçük olduğu için dünya çapında e, bir firma çıkarmaları meşhur bir firma çıkarmaları olasılığı azalıyor. Ama öyle oldukları halde öyle olduğu halde e, Finlandiya'nın dünya çapında firmaları var. Tabi biz bunu kişiler e, direkt bilmesek bile çünkü tüketimle direkt bizim tüketiciyle ilgili olmadığı için bunlar biz bunları fazla duyamıyoruz. Niye? Kone diye bir e, yürüyen merdiven firması var. Dünyada birkaç tane bir firma var bunlardan. Birisi Japon, birisi Alman, bir tanesi de Finlandiya'lı. Bu üç firma bütün dünya dünyadaki bu sektörü elinde bulunduruyorlar arkadaşlar. Ve bu 5,5 milyonluk Ülke bir tane çıkarmış bunların içinden. Daha daha neler geliyor aklıma meşhur olarak. Ee, tabii bunların kişisel şeyler hep aklıma geliyor benim de gayri ihtiyarı. İşte ralliyi sevdikleri için ralli pilotları var. Kimi Reich Gönen şimdiki daha önceki de vardı bir tane birkaç tane. Rally, rally de bayağı iyiler. Niye iyiler? Burada çakıl yollar, orman yolları, kumlu yollar çok meşhurdur. Burada istedikleri gibi arabalarıyla ne yapıyorlar? Kullanma olanakları zaten çocukluktan yani gençlikten başlıyorlar veya çocukluktan başlanıyor bu yollarda tanışmaya, haşır neşir olmaya. burada zaten Araba sahibi olmak çok e, zor bir şey değil Türkiye'deki gibi. Hani bedavaya araba bile veriyorlar. Yeter ki tamir ettir elinden gelsin diye. Yani 100 Euro'dan başlayarak trafiğe çıkabilecek şekilde bayağı yani vizesi geçmiş 100, 200, 300 her neyse Euro'dan başlayan arabaları var arkadaşlar burada. O yüzden o sektörde gayri ihtiyarı çok iyiler bu sporda. ...bu spor dalında... ...şimdi Finler ne dedim başta... ...bunlar bir alçak gönüllü bir millettir... ...az oldukları için böyle... E, ...zannedersem... ...kültürlerinden dolayı... E, ...burada hiyerarşi... ...çok böyle şeyi yoktur... E, ...gözle görülmemektedir... ...ben gidip... ...bir müdürle veya buranın... ...bir başbakanıyla gidip... ...görüşme imkanım var veya bir mail attığımı düşünün ondan cevap gelir. Direkt kendisinden gelir veya milletvekilinden direkt gelir. Ve bunlar kültür olarak zaten bunu çocukları yetiştirirken öğretiyorlar. Her mektuba, her maile muhakkak cevap vereceksiniz diye. Oradan ileri geliyor. İnsanları pek e, ayırt etmiyorlar göz göre göre arkadaşlar. Tabii insanın içini e, yarıp bakamayız. Burada da var ama genel kültür değil. Biz genelden bahsediyoruz şimdi. Genel kültür olmadığı için e, ben her istediğim kişiyle eğitimim düşük de olsa veya çalıştığım e, iş yerinde sadece sıradan bir işçi de olsa gidip görüşebiliyorum bunları kendilerini e, kapılar arkasına kilitlemiyorlar arkadaşlar. Türkiye'de bir belediye başkanı kendisi bir yerde okudum hatırlamıyorum kimdi de böyle iddialaşmışlar belediye başkanları. Ben ke, e, hadi demiş kendini ara demiş kendini ulaşabilecek misin demiş bir belediye başkanı kendini arıyor o engelleri aşamıyor arkadaşlar. Yani kendini tanıtmıyor, kendini arıyor dedi. Ya başka bir normal vatandaş gibi arıyor kendi kendini. Ulaşamıyor arkadaşlar. Bunun farkında bile değil. bazı müdürler olsun, yöneticiler olsun. Çünkü alt tarafta ne olduğunu bilmiyorlar arkadaşlar. Her neyse konumuz o değil. Konumuz o değil. Finler finlerin şeyiyle konuşuyoruz biz bu meşhur veya özellikleriyle Finlandiya Türkiye Cumhuriyeti'nden daha önce kurulmuş bir devlet e 1917 yılında bağımsızlığını kazandığı için Finler hakikaten Türkler gibi Türkiye Cumhuriyeti gibi Avrupa'nın en fakir iki ülkes ülkesiymiş bu cumhuriyetin kurulduğu yıllardı ama onlar bizi baya baya fark atmışlar. Biz arkadan geliyoruz. İnşallah bizim sıramızı gelmiştir. Biz şimdi fark atarız diyorum. Ama bu yaptıklarından örnek alarak fark atabiliriz diye düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi Finlandiya hakikaten güzel ülke. Finlandiya'nın güzel tarafları var. Artı tarafları var. Eksi tarafları var tabii. Ama genelde burada yaşamak e Kolay şikayet edilen taraflar onu da devletin yapamadığı işler iklimidir vesairedir işte insanlarıdır kültürüdür bazı şeyler zor yan değiştirmesi sistemden yana hiçbir kimsenin bir şikayeti yok burada onu söyleyeyim. E, tabii işsizlik burada da var işte para yetmiyor falan filan burada da var da ama onlar o kadar şey değil yani büyük sorunlar gündeme getirilebilecek gündemin üstünde olan veya gündemin ilk sıralarında olan şeyler değil. Şimdi biz Finlandiya ve Finlandiya'da yaşadığımız için Türkiye'de çok soruluyor. Finlandiya'nın nesi meşhur falan. Ben güzel bir liste buldum. Bu listeyi beraber Türkçesinde bunun yaptım. Benim fince internet sistem var Türkiye haberleri diye. Ben onun linkini aşağı korum. Oradan da bakabilirsiniz. Bu liste listeyi biraz aşmak istiyorum kısa kısa. Bazı bahaya benim de bilmediğim konular varmış. Hatta bilmediklerim var. Ne demek istediğini onları es geçeriz. Tabi bahsederim ama bilmediğimi de söylerim arkadaşlar. Filmlerin gurur duyduğu konular başlıklar altında burada verilmiş. Bunlar gurur duydukları hepinizin de bildiği ilk öğretim. İlk öğretimde çok iyiler. Okul sistemleri çok iyi arkadaşlar. Birçok farklı ölçütlerle araştırmalarla bu ispatlanmış bir şekilde dünyanın en iyisi. Bu konu ilginizi çekiyorsa ayrıyeten internette arama yapabilirsiniz veya ileride ben bu konuları tek tek talep olursa tek tek belki açabilirim. Şimdilik o kadar bir şeyim yok. Çok bilgim yok içerikleriyle ilgili. Tabi az çok var ama bir video yapacak kadar yok. Doğru olduklarını bilmiyorum zaten. Bunları bizim tasdik etmem lazım. Finlandiya'nın bir Köpek cinsi varmış ben bunu hiç bilmiyordum. Fin spitsi diye dik kulak diye geçiyor. Ha, yani görmüşümdür ama hiç böyle fin cinsi veya fin ırk, Finlandiya ait bir milli köpek olduğunu bilmiyordum. Ulusal köpekleriymiş bizim kangal köpeğimiz veya akbaşımız falan gibi. Bizde de var böyle ama çok da böyle biz hayvan Seven bir toplum olmadığımız için birçok e, hayvan ırkı da maalesef bilinmiyor. Bu nesil bilmiyor. Şimdi e, Noel Baba diyorlar. Noel Baba artık Noel Baba dünyaya mal olduğu için şimdi biz sonradan çıkmışız kaybetmişiz Noel Baba'yı Noel Baba meşhur olduktan sonra aa bu bizim demişiz hep çaldırdıktan sonra oluyor bu bu da öyle bir şeyse bile yani biz değerini başkası alınca biliyoruz o da iyi bir şey değil bunun altını yatan şey kıskançlık direkt söyleyeyim arkadaşlar Bizdeyken bir şeyin değeri yok ama başkasına kaybedince biz onun değerli olduğunu anlıyoruz. Her şey için geçerli bu. Hayatın her şeyinde, günlük hayatta da bunu uyarlayabiliriz. Toplum olarak bu hiçbir şeyin değerini bilmiyoruz arkadaşlar. Bazı şeyler eski diyoruz, atıyoruz. Eski demek çok e, içeriği kötü demek yani ya. Eski at, eski ayrı arkadaşlar, antika ayrı, antika ayrı, tarih ayrı. Bu neler. Ya biz öyle çok şeylerimiz kaybettik. Her neyse. Kısa kısa geçeyim. Ben takılıp kalıyorum bazı şeylere. Finlandiya dili, fin dili. Zor ama güzel ve tek diyorlar. Yani eşsiz diyorlar. Ya buna katılmıyorum da bu fince zor, güzel, eşsiz. E Fince biraz Türkçe'ye benziyor. Dil bilgisi olarak, gramer olarak ama eşsiz değil. Biz Türkler için zor da değil. Onu da söyleyeyim. Kolay. Zaten ona inanamıyorlar. Çünkü kendilerini böyle öğretmişler, böyle şartlanmışlar. Bunda aynı fikirde değilim ama genele, dünya geneline bakarsanız onlar haklılar. Türkiye'ye ve karşılaştırdıklarında elbette eşsiz olmadığı belli. Biz varız. Türkçe var sayma halkalı foku varmış. Bunu da bilmiyordum. Bu da bunların bir ulusal hayvanıymış. Hatta e, bunun şeyi de bitmek üzereymiş. Tehlikedeymiş ırkı. Bu kuzey ikliminde olduğu için iklim değişikliği bayağı bunların üremesine engel oluyormuş. Zaten daha önce de tehlikedeymiş. Biraz bunu, tehlikeyi e, sunni olarak üretmişler, engellemişler ama bu defa tehlike olarak bu iklim değişikliği diyorlar. Kütüphaneleri, hakikaten kütüphaneleri ne bilirim. Kütüphaneleri bunların hakaka hakikaten gurur duyulacak bir konusu. Çok okurlar filmler, hakikaten okurlar. Çok aktiflerdir. Her şeyi bilirler neredeyse. Adamların kötü bildiğimiz birahanelerinde bile bilgi yarışmaları düzenlenir arkadaşlar. Bunu özellikle üstüne basa basa söylemek isterim arkadaşlar. Birahanelerinde bilgi yarışmaları düzenlenir. Birahaneler bunu düzenler. Müşteriler gelsin diye. Ve ben birkaç defa bu bilgi yarışmalarına şahit oldum benim bilmediğim hatta Türkiye ile ilgili soruları dahi biliyorlar arkadaşlar. Düşünebiliyor musunuz? Utandım. Utanılacak durum. Bunların bir tuzlu meyan kökünden yapılan şekerleri var arkadaşlar. Böyle koyu renkli oluyor. İlk ben de tattığımda bu ne dedim. Tatlı mı, şeker mi, tuzlu mu? Meyanköklü, çok acı. ama sonradan bağımlılık yapıyor arkadaşlar alışınca. Bu eşsiz. Bizde de var köklü Belki bizden gelmiştir. Osmanlı'da biz birçok şeyi yok ettik arkadaşlar Osmanlı'yı biz reddederek. Osmanlı'yı reddederek çok şeyimizi reddettik. Bak şimdi bazıları kendilerine mal et. Belki de bunu kendilerine mal ettiler. Çünkü bunlar baharat yollarında olan bir ülke değil. Bizdik baharat yollarında, ipek yolunda olan ülke. Bizdik dünyanın baharat baharat ticaretinin elinde tutan. Ben de okumadım. Bilen varsa yorumlara yazsın. Bu tabi tahmini bir dipnot diyeyim ben size. Ormanları evet ormanları çoktur. %75, %76 %70'in üzerinde ülke ormanlarla kaplıdır arkadaşlar. Göllerle kaplıdır. Daha doğrusu ülkenin %75'i demeyeyim de. Çünkü su da var. Gölleri de çok. 200 bin kadar göl var. Kalan toprağın %76'sı artık öyle diyeyim. Veya %70'i Büyük oranda ormandır. Büyük oranda da göldür, sulaktır yani. Zaten ülkenin ismi oradan geli, geldiğini söylüyorlar. Biz de akrabayız falan deniliyor bunlarla. Olabilir. Ben kendimce bir bağlantı kurdum. Bunlar kendilerine Fin demezler, Finlandiyalı demezler. Hani bir hiçbir alaka yoktur kendilerini. Kendilerini ülkesini Suomi derler. Finlandiya Suomi demektir. Suomi e, kelime yapısını tahminen tabi tahmin ediliyor bunlar ya, e, araştırdıklarında suo bataklık demek suomi ma ülke demek suomi su ma mi olduğu için suomi bataklıklar ülkesi diye olabilir diyorlar e, su sulak yer belki oradan bir benzerlik var diyorum ben bu şimdi atıyorum tabii ben bir edebiyatçı veya dil profesörü olmadığım için ama bunun gibi çok böyle benzer aynı kökten geldiğini inandığım kelimeler var. Mesela ulumak derler bizde ulvo derler bunlarda. Böyle çok kalmış belki bunlar bir kalıntıdır yani bilemeyeceğim. Aynı biz akrabayız demiyorum ama aynı bölgeden olabiliriz yani. Bu dil yapısı da zaten benziyor. Gurur duydukları e, bir şey ormanlar demiştik. Ormanda arkadaşlar çok mantar veya orman meyvesi yetişir. Tabi bahar yaz aylarında oluyor bu. Kışın hiçbir şey bulamazsın kardan. Hiçbir şey yetişmiyor çünkü. Bu e, ormanların büyük bir çoğunluğu özel şahıslara aittir arkadaşlar. Devlet az bir onun da oranı vardı bende. Aklımda gel aklıma hiç gelmediği için e, söylemiyorum. Yanlış bilgi vermek istemiyorum ama büyük bir ülkenin büyük bir bölümü halka ait arkadaşlar. Devlete ait değil. Bunu Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayanlar değerlendirsinler. Böyle olduğu halde ormanların büyük çoğunluğu özel şahsı ait olduğu halde burada herkes gezinme, dolaşma hakkına veya mantar toplama, orman meyvelerini toplama Hakkına sahipler arkadaşlar, istismar edil Ticari olmayacak tabi, istismar edilmediği müddetçe. Ya ticari olan yerlerde vardır, ses çıkarmazlar ayrı çünkü duydum İtalya'dan pizzacılar, pizza firması gelip burada bedava olduğu için, pizzalarını koymak için mantar toplatıyormuş arkadaşlar. Böğürtten topluyorlar orman meyvesi, onu da yapıyorlar ama nereye kadar? bilemiyorum. Orada bir sınırı vardır. O kanunlardan yararlanan yararlanıyor. Hatta böyle Filipinlerden, Tayland'dan falan işçi getirenler var arkadaşlar. Ucuz olduğu için. Sami halkı var arkadaşlar burada. Kuzeyde yaşarlar. Bu Sami halkı sadece Finlandiya'da yaşamaz. Bunlar bu, bu Sami halkı nasıl diyeyim ben sana ben size hmm, kaybettim ben gene şeyi Sami halkı Finlandiya'nın tek daha doğrusu Finlandiya'nın da tek Avrupa'nın da tek yerli halkıymış yani bu Avrupalılar ne yapmışlar buranın yerli halkını Amerika'daki yaptıkları gibi soykırımı uğratmışlar zamanında. Artık belli soykırım deyince illa kesmek, biçmek aklınıza gelmesin. Yok etmişler kültürel olarak, dil olarak. Arada yok etmişler, gitmişler. Yok olmuşlar, gitmişler o küçük yerli halklar. Bunlar kalanlar, bu Sami halkı sadece Finlandiya'da yaşamıyor, Norveç'te yaşıyorlar. Bunlar rengi çoban arkadaşlar. Göçer toplumlar. Rengeyikleriyle beraber göçerler. Nerede otlak, nerede yeşillik oraya giderler yani. O yüzden Rusya'da yaşarlar. Hep kuzeyde olur. Norveç'te, İsveç'te yaşarlar. Kuzeyde yaşarlar. Kuzeye sıkışmışlar arkadaşlar. Sıkıştırmışlar. Yani şimdi o halkla gurur duyuyorlar, tek yerli halk olduğu için. Bitmiş tamam onlara hakkını vermişler ama sen öldü ö, bittikten sonra istediğin kadar işte dilini kullan, kültürünü kullan diye hakkını ver. O birazcık göstermelik oluyor. İşte haftada bir e, Sami dilinde haber veriyorlar. Bana göstermelik geliyor arkadaşlar onlar söyleyeyim. İyi bir şey, iyi bir gelişme ama geç kalınmış. bunların ulusal marşı elbette biz de kendi istiklen Marşı'mızda nasıl gurur duyuyorsak bunlar da kendi ulusal marşıyla gurur duyuyorlar. E, e, şimdi bu çizgi filme geldik. Mumi diye çizgi filmleri var. Hatta Türkiye'de de gösteriliyor zannedersem. Oyuncakları falan var. Beyaz yumurta şeklinde bir karakterleri bunlar. Bunlarla gurur duyuyorlar. Hatta Japonlar bunları o kadar çok sevmiş ki bu karakterleri, kuklaları var, oyuncakları var. Artık bunu, bu oyuncak veya çizgi film e, dolayısıyla Japonlarla filmler bir kültür, bir bağ kurmuşlar arkadaşlar. Japonlar çok merak ediyorlar Finlandiya'yı. Japon turistler geliyorlar yani bu çizgi filmin etkilerini görebiliyor musunuz? Eşitlik. Burada kadın erkek eşitliği çok eskidir. Onunla gurur duymakta haklılar. Dünyada ilk kadınlara oy verme hakkını veren devlettir burası. Ve hak ediyorlar. Suları, şebeke suları arkadaşlar. Dünyanın en temiz suyu buradadır. Şebeke sularından ee, tertemiz su akar burada. Sebebi de böyle çevreyi kirletmezler, ormanı kirletmezler. Az olmaları değil, çok titizler bu konuda. Yolları bile yaparken burada yoldan akan suyu, tuzlu suyu doğaya karışmasın diye o kanalların altını ee, su yalıtım kumaşları korlar kanal boyunca. Onları tahliye ederler arkadaşlar. Bütün ülke çap boyunca arkadaşlar. Yağmur suyu deyip geçmeyin. Anlayabilmeniz için söyledim yani. Sadece çöp atmakla bitmiyor iş veya başka şey çok geniş. Çevre şeyi çok geniş. O yüzden yani o kadar temizdir, o kadar kalitelidir ki şebeke suları. Çeşmedeki suyu şişeye doldur, sat markette. Ben bununla ilgili video da yapmıştım size. Zaten şu su şirketleri tek iş yapamacı ülke Finlandiya'dır. Onu da söyleyeyim. Çok temizdir suları. Hatta Arabistan'a falan buradan su şişeleyip gönderiyorlar. Buranın içme suları Helsinki'nin özellikle gölden geliyor arkadaşlar. Göl suları o kadar temiz. Tabi işlemden geçiyor da işte çöpü, çarı çarı çöpü Elbette ama çok temiz yani gölden alıp içme suyu yapıyorlar arkadaşlar. Maliyetli değil. Onu anlatmaya çalışıyorum. E, loto ve piyango oyunlarını dünyanın en şanslı ülkesi diyor. İnsanları diyor. Bunu anlayamadım. Ne demek istiyorlar bununla ilgili? Bunlar hakikaten şanslılar mı? Çok mu para kazanıyorlar? Öyle bir şey de yok. Belki buradaki sistemden bahsedebilirler arkadaşlar. Buradaki kumar oyunları devlet tek elinde e, bütün bu makineler olsun marketlerde bilmeyen varsa eski videolarımı seyretsin. Her yerde böyle kumarla para oyunları şans oyunları devlet tek elindedir. Devlet bunlardan kazandığı paraları Çocuk kurumlarına, çocuk hastalıklarına, çocuklarla ilgili harcarı yani. Belki de onu demek istiyorlar yani kaybeden filmli olsa bile kazanan hep filmi. Kim kaz kaybederse kaybetsin, kazanan hem filmi demiş olabilirler. Bunu bilemiyorum bilen arkadaşınız varsa arkadaşlar yorumlara yazsın derim. Çok ilgi şey çekti bu konu. Yani rally'de zaten biliyorsunuz rally'de, iyidir, iyiler. Sebebini biraz önce de anlattım. Bunu açmaya gerek yok. Beyzbol'da bu, bu konu benim için çok yeniydi. Hakikaten filmler çok alçak gönüllüler arkadaşlar. Kendi reklamlarını yapamayan bir millet bunlar. Genel konuşuyorum. Böyle bir konular bizde olacak. Biz kendimizi göstere göstere öve öve bitiremeyiz. Beyzbolu bir, bir filmi geliştirmiş dünyada. Filmler geliştirmiş. Filmlerin bir oyunuymuş arkadaşlar. Ben bunu bilmiyordum. Orijinal ulusal sporlarıymış. Çok güzel. Ee, evet deminden beri bahsettiğimiz konu doğası. Doğasıyla kuru duymakta haklılar. Temiz, ferah. Hakikaten öyle. Ormanları temiz, tertemiz. Burada bir de Timo Yutdila diye bir ice buz hokeyi eski milli oyuncusunu bahsetmişler. Bu, bu birazcık kültür burada ne anlatmak istiyor bilemedim. Timo dile demiş yaz geldi hadi mangal başına bu adam şişman birisi. Eski bu sokeyici mangal yapmasını mı biliyordu veya bu hockey ile mangalla beraber özdeşleşen birisi miydi? O yüzden mi? Belki o, o yüzdendir yani. Meşhur birisi yani. Evet. Sauna, saunayı unutuyorduk arkadaşlar. Belki saunayı niye unutuyorduk? Artık kendiliğinden belli bir şey apaçık belli olduğu için finlere sauna finlere ait olduğunu bilmeyen yok. Bir de biz varız. Hamamımız var arkadaşlar. Dünyada iki milletin bu yıkanma kültürü var arkadaşlar. Kültür. Hamam kültürü. Sauna da bir hamamdır. Türklerle finler. Bunu da bilmenizi tavsiye ederim. Güzel bir dipnot. Yani Demek ki bir konunun bir benzeri Ormanlarla bahsetmiştik ya herkes gezip gözebilir dedik doğada herkesin her fin halkının bireyinin hakkıymış mandar vesaire demiştik. Ha, bunların milli yiyeceklerinden birisi bezelye çorbası arkadaşlar. Bizim nasıl e, kuru fasulyemizse milli. Çorba zaten o da onun gibi, o da aynı. Biz niye kuru fasulye diyoruz bilmiyorum veya e, fasulye çorbası demiyoruz. O, o da ilginç. Yani sonuçta çorba yani sulu yemek diyoruz biz onu bir şekilde ayırıyoruz. Ezilmediği için, belki diri bıraktığımız için oluyor olabilir bunu bilenler varsa da yazsınlar ben de çünkü ben benim de sizden alabileceğim çok bilgi var bezelleri çok bezeli çorbaları askerde her yerde arkadaşlar bizim nasıl mercimek çorbası askerde meşhursa bunların da bezeli çorbası ve çok da güzel ama bizim kuru fasulye gibi güzel hava çıkartıyor bunların da bombası yani <laughs> gaz bombası. Yani Finlandiya bayrağı, Finlandiya bayrağı. Elbette herkes kendi bayrağıyla gurur duyar. Hatta ben bu Finlandiya bayrağı yarışması yapılmış zamanında böyle kırmızı İspanyol bayrağı gibi haç, haçı seçmişler zaten. Haçın değişik versiyonlarını yapmışlar. Bu versiyon yani mavi beyaz kabul edilmiş. Hatta böyle kırmızılı, sarılı haç böyle İspanyol varlığını çok andırıyor bence. Seçmemişler. Bunu çizen kişi küsmüş yani. Protesto etmiş gitmiş. Bu işte daha gösterişli falan diye. Tabii kırmızı bir renk o zaman bu Finlandiya Rusların egemenliği altında olduğu için kırmızı rengi o yüzden belki sevmemiş olabilirler. Bilemeyeceğim. Bu sadece benim bir yorumum burada. Çünkü o zamanki Rusya'nın bayrağını ben bilmiyorum yani kırmızı mıydı. Rusya deyince aklımıza hep Sovyet kırmızı kızıl bayrak geldiği için bunu da göz önüne almayın. Helsinki ile gurur duyarlar. Zaten tek şehirleri kendileri de diyor. Yani şehir tek şehirleri dedi. Yani şehir standartlarının, dünya standartlarında şehir diyebilecekleri tek yerleşim yeri Helsinki'dir arkadaşlar. Onun da zaten 500 binden var. 600 kusur bin bir nüfusu var. Çevredeki Espo ile falan daha fazla olabilir ama sonuçta şehir diyebilecekleri kültürel olarak Tek e, şehir Helsinki arkadaşlar. Gurur duyuyorlar. Evet. Bununla da, bu konuda da onlarla aynı fikirdeyim. Emniyet, güvenlik dünyanın en güvenli ülkesi hala. Burada suç oranları yok diyecek kadar az. Burada kadın erkek gece gündüz sabaha karşı gece yarısı üçte beşte korkmadan bu ormanlık yollarda arkadaşlar yürüyebilir. Hiç suç mu yok elbette var ama hemen yakalanıyorlar. Nüfus küçük. Karışamıyorlar. Sistem iyi. Çalışabilecek şey yok. Zaten bizdeki gibi bizim medyamız veya polisimiz biz biz profesyonel değiliz arkadaşlar söyleyeyim. Nasıl yaka, yakalandığını, nasıl yapıldığına kadar en ince ayrıntısına kadar yazıyorlar arkadaşlar. İşte polis ne kullanıyor, nasıl takip etmiş, nasıl yapmış. Ya sen zaten bir dakika suçu işleyecek olan potansiyel adama emniyet şeyini alması için bu tedbirin alması için bilgi veriyorsun ya. işte kişisel şey, kimin, her neyse ne demek istediğimi anladınız. Bu konuyu benim için bu medya olsun, o kurum olsun e, bilerek veya bilmeyerek yapıyor. Yalnız profesyonelce yapmıyorlar. Düzelme var ama az arkadaşlar. Hatta bu terör konusunu gördük biz bunu. bizim terör Boy boy polislerin resimleri çıkıyor. Daha yeni yeni yüzlerini kapatmaya başladı. Ne oluyordu? Hedef haline getiriyorlardı. Bunların yazlıkları var arkadaşlar. Orman evleri, göl kenarlarında. Bunlar yazları orada geçirirler. Hatta şimdi kışları da gidenler var. Kış, kışta, kış aylarını oturulacak hale getirenler de var o evleri. Bütün kış boyu onun hayalini kurarlar. Bu da normal. Yazı kimi özlemez ki. Şimdi ama e, kışlık hale getirdiler. Devamlı oturanlar var, arabalar var. Gelip gidiyorlar işine oradan. Zaten devlet yol harcı veriyor. Bilmem ne elektriği şeyi var. E, bu konu birazcık e, gündemini yitirmiş diyebiliriz yani. Bunların bir gurur duyacağı bir şey. Bizde de var benzeri şeyiz şeklinde fakat ama bunlar geliştirmişler bunu. Bu da aynı kökten geliyor gibime geliyor kültür olarak. Bunlarda e, annelik paketi var, bebek paketi var arkadaşlar. Doğum paketi var yani. E, devlet e, yeni doğum yapan kişiye ihtiyacı olan çeyiz gibi sandık yani. Doğum sandığı, sandık gibi çeyiz gibi çocuğu ihtiyacı olan ...bütün şeylerini... ...veriyor arkadaşlar hediye olarak... ...hala da o gelenek yaşıyor... ...çok kaliteli şeyler yapmışlar... ...bizim çeyizin bir benzeri devlet almış... ...bunu yapmaya arkadaşlar... ...bizim işte çocuklara... ...hediye falan getiririz ya... ...bunun paket haline getirmişler... ...arkadaşlar... ...belki halk... ...fakirdi... ...bilmiyorum o dönem için... ...böyle bunlarda da vardı o gelenek... ...herkes hediye getiremiyordu belki... Devlet mağdur olmasınlar diye devlet belki bu işe el atmış zamanında. Ama çok iyi bir şey. Tuttum yani. Son olarak da Laponyaları arkadaşlar. Her mevsimde gidilebilecek bir bölge. Laponya neresi? Türk şeyin kuzeyi. Finlandiya'nın kuzeyi. Kutuplar. Laponya diyorlar oraları. Laponya. Yazı da sivrisinek de olsa yazı da güzel. Kışı soğuk da olsa kışı da güzel. Oranın e, sonbaharı da bir daha başka güzel. Sonbahar renkleri o yapraklar solunca o değişik değişik böyle fotoğrafçıların, doğayı sevenlerin her mevsimde gidebileceği yer. Ben yaz mevsimini de sevdim onu. Kış mevsimini gittim. Kış mevsiminde ge genelde kayak, odaklı olduğu için kayak merkezleri odaklı olduğu için e biz de kayak, e o konularda güneyli Türkiye'li hatta Türkiye'nin batısından kar görmemiş birisi o konularda beceriksiz beceriksiz olduğumuz için yapamadığımız bir şeyi ilgimizi çekmiyor. O yüzden kışları kış sporları Kış ayları beni pek şart, şey sarma doğru da belki doğru insanlarla beraber değildim. Kış aylarında sadece kayak yapılmıyor. Daha başka aktiviteler de var. Bir daha denemek lazım yani ama çok güzel. Manzarası da çok. O kar, ağaçlar, o manzaraları görüyorsunuzdur hep or oralarda. Finlandiya'nın Finlerin açık açık gurur duymadıkları veya kendini övmedikleri konuları başlıklar halinde size anlatmaya çalıştım arkadaşlar. Umarım iyi bir muhabbet olmuştur. Güzel bir program olmuştur sizinle beraber. Sorularınızı, yorumlarınızı bekliyorum. Abone olun kanalımıza. Kanalımızın Facebook grubu var. İşte Tur Finlandiya'mız var. Herhangi birisine, hangisine ilgi duyuyorsanız abone olun, üye olun yorumlarınızı yazın ki bu yaptığım videoların boşa gitmediğini ben de anlayayım arkadaşlar. Hadi kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Finlandiya'dan tekrar kucak dolu selamlar gönderiyorum.